Merhaba arkadaşlar, Canavarımı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Cennet. Bu videomda sizinle bu görmüş olduğunuz uyku arkadaşlarını yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben ayıcıklarımı önceden ördüm. Size şöyle kısa bir video olmasını istiyorum. Çünkü sadece oyuncağı nasıl dikeriz onu göstermek istiyorum arkadaşlar. İsterseniz kafaların tarifini Instagram hesabımdan da yayınlayabilirim. Bu Müslin örtülü uyku arkadaşlarını Almanya'da çok tercih ediyorlar. Her 3 setten ikisinde kesinlikle vardır. Türkiye'de nasıl bilmiyorum, yaygın mı, ama gördüğüm kadarıyla orada da tercih edilmeye başlandı. Özellikle de yeni doğan bebeklerinizde kullanabileceğiniz, yanına koymak için uyurken yalnız hissetmemesi adına kullanabileceğiniz bir eşya arkadaşlar, ürün. Hemen hazırsanız başlayalım. Evet kızlar, pembe olan şu kenarda bir kalsın pille birlikte. Biz şimdi mavi olanla başlayacağız. Mavi ayıcığımızın hemen şöyle kafasının arkasından iğnemizi takalım. Bir taraftan çıkaralım arkadaşlar. Evet, bunu da bir kenara koyalım. Şimdi sıra geldi Müslin örtümüze. Müslin örtümüzü şöyle ikiye açıyoruz. Bakın ortası tam burası. Şuradan şöyle, evet, elimizle belirliyoruz. Oyuncağımızı hemen buraya koyuyoruz arkadaşlar. İğnemizi de şuradan çıkalım hemen. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle elimizle tutalım. Tam şu hizadan ince ince dikmeye başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, size ben iki tane seçenek sunacağım. Ben bu yöntemi kullanmıyorum. Şu anki yaptığımız yöntemi. Aslında hiç de bir şey yok. Hani yapan arkadaşlarım var. Onlar da müşterilerinden hiçbir şikayet almamış. Ama benim müşterime gönderirken içimin rahat etmesi açısından pembede kullanacağım yöntemi ben kendi oyuncaklarımda uyguluyorum. Çünkü bu Müslin örtüler ince olduklarından dolayı arkadaşlar yırtılma vesaire olabiliyor. O yüzden pembede kullanacağım yöntem benim kendi kullandığım yöntem arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bakalım şimdi. Evet. Bu da arkadaşlar çok muntazam duruyor. Gayet estetik ve şık duruyor aslında. Ama işte içimin rahat etmesi için benim kullandığım yöntem bir diğer olacak. Hemen ipimizi şu ilk başta girdiğimiz yerden çıkaralım ve pembemizi yapmaya başlayalım. Evet kızlar. Bu kadar. Mavi olan hazır. Şöyle koyayım. Bakın gayet şık duruyor. Böyle. Evet, şimdi sıra geldi pembeye arkadaşlar. Pembede kullanacağım yöntem kendi kullandığım yöntem diye söylemiştim. Hemen birlikte onu da yapıp videoyu sonlandıralım. İnşallah sizin için faydalı bir video olur arkadaşlar. Videolarımı eğer beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma beğeni, yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz. Şimdi kızlar, bunu böyle ikiye açtık. Kapatıyoruz arkadaşlar. Ayıcığımızı alıyoruz. Şu uçtan şöyle. Bakın, aynen bu şekilde. Şöyle olacak. Yine ayıcığın kafasından iğnemizi bir takalım önce. Evet, bu şekilde iğnemizi çıkarıyoruz. Şimdi kızlar, şöyle çok az bir şey buradan batıyoruz ve tekrar şuradan çıkalım ama şu katı açacağız arkadaşlar.
şu katı açacağız ki diktiğimiz iplerimiz belli olmasın. Şöyle elimizi tutalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu katımızı açtık. Burayı güzelce az öncekini yaptığımız gibi fazla belli etmeden dikiyoruz arkadaşlar. Bu yöntem hem sağlam oluyor, hem yırtılma tehlikesi yok. Hem de bence gayet şık oluyor arkadaşlar. O yüzden siz hangisini tercih ederseniz onu yapabilirsiniz. Sizin için böyle bir video çekmek istedim. İnşallah işinize yarar. Evet kızlar, şimdi bakın burada sadece bir tane dikiş var. Öbüründen hiç farkı yok arkadaşlar. Bakın öbüründen hiç farkı yok. Ve artısı bile var. Artısı sağlam olması. O yüzden tercih size kalmış. Hangisini yaparsanız her ikisi de güzel. O yüzden inşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmadan çıkmayın hanımlar. Videomu burada bitiriyorum. Yeni oyuncaklarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olun. Güzel şeyler örün. Hoşça kalın.